3. Lig 2. grupta mücadele eden Fethiye Spor, sezon açılışı ilk mücadelesinde deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'la karşılaşıp eve 3-1 mağlup dönmüştü. Sezon başında gerçekleşen ilk yenilgiyi unutup evinde oynayacağı maça odaklanan lacivert beyazlılar istedikleri galibiyeti aldı. Sahasında konuk ettiği Esenler Erok Spor'u 5-1 farkla mağlup etti. Maçın ardından konuşan Fethiye Spor Teknik Direktörü Selahattin Dinçer, Fethiye Spor'un ilk maçta talihsizlik yaşadığını belirtip evinde asıl gücünü gösterdiğini kaydetti. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Fethiye'yi tebrik ediyorum. Çocukları tebrik ediyorum. Geçen hafta lige istemediğimiz şekilde başlamıştık. Kesinlikle yapmış olduğumuz mücadele ve oyun bizim takımın kimliğini yansıtmıyordu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İkinci hafta ligin hedef takımlarından, grubun en iddialı takımlarından biriyle oynamamız belki kafalarda zorluk derecesi yüksek diye soru işareti oluşturmuştu. Ama çocuklar çok iyi hazırlandı. Çok iyi mücadele etti. İlk yarı iki farkı yakaladıktan sonra ikinci yarının başında hemen güçü bulduk. Ardından oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk. Gol yesek de oyunu bırakmadık. Ve üç farklı galibiyeti elde ettik. Ama ne olursa olsun maç hemen şu anda burada bitti. Ben sadece ligin ilk galibiyeti olduğu için mutlu olduğumu söylüyorum. Ve bu maç burada kaldı. Hemen şu anda tamamen yönümüzü haftaya deplasmanla oynayacağız. İçer maçına çevireceğiz. İçer takımı da bu grubun hedef takımlarından, iddialı takımlarından birisi. İnşallah oraya da istediğimizi almaya gideceğiz. Aslında biz kendi mantalitemizin biraz taktiksel olarak dışında oynadık. Biz daha farklı oynuyoruz. Daha farklı hazırlanmıştık sezon öncesi. Fakat ilk hafta beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşınca farklı bir mantaliteyle hareket ettik. Ama ona rağmen tamamen oyunun kontrolü elimizdeydi. İstediğimiz gibi oyunu götürdük. İstediğimiz zaman pozisyona girebiliyoruz. Tabii bu şöyle, ne kadar kaliteli isimler olursa olsun, ne kadar iyi oyuncuların olursa olsun, sahada istemedikten sonra, mücadele etmedikten sonra kazanamıyorsun. Geçen hafta da bunun bir örneğini gördük. Olumsuz anlamda, bu hafta olumlu anlamda örneğini gördük. Kazanmak istediğin zaman sahaya her şeyi veriyorsun ve kazanıyorsun. İnşallah bu serinin başlangıcı olur. Ben Fethiye'ye, Fethiye Spor Camiası'na bu 3 puanı armağan ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ben çok dışarıda kalmaya alışık bir teknik adam değilim. Geçen sezon playofflarda atılmıştım maçın son bölümünde, tam içinde. Geçen seneden kalan 2 maçlık cezamı bugün itibariyle bitirdim. İnşallah bir daha başımıza böyle bir ceza, bir durum gelmez. Uzun zamandır seyircisiz oynanıyordu maçlar. Seyirciniz karşısında bir güzel bir galibiyet aldınız. Seyirciye mesajınız nedir? Ben Fethiye'de 12. adamın gücünü, apaçilerin gücünü, buranın bir de 5 kaza, burası 5 kaza, buradan çıkış yok sloganını yıllarca duymuş bir teknik adam biliyorum. Ama gerek pandemi koşulları, gerek 1,5 yıl insanların birçok ortamdan uzak kalması. Malum bu virüs çok büyük sıkıntı. Ama maça girmede de gerek aşı kartı, gerek PCR testi, gerek işte aşı olduktan sonra 14 gün gibi bir sürenin geçmesi, birçok kural kaide var. O yüzden sayının az olduğunu ve turizmin de tam anlamıyla daha bitmediğini düşündüğüm için böyle bir sayıyla karşılaştığımızı düşünüyorum. Ama 2 hafta sonra içeride oynayacağımız Mardin maçında tribünde bize verilen hakkın tamamını Fethiye'nin, Fethiye sporluların, apaçilerin dolduracağını düşünüyorum. Onları da yanımızda, özellikle iç sahada her maç görmek istiyoruz. Çünkü deplasman yasağı var taraftara Türkiye'de bu yıl pandemiden dolayı. Biz inşallah 12. adamla beraber içerideki her maçımızı kazanıp onlarla omuz omuza hedefe doğru yürüyeceğiz diyorum.